Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Fatal Zone. Demo aşamasında olan bir zombi survival oyunu arkadaşlar bu. Ufak tefek base building elementleri de var ama odağı o yönde değil oyunun. Vampire Survivors oyununu oynadıysanız çok net anlayabilirsiniz nasıl bir oyun olduğunu. Ve biraz önce indirdim, bir yarım saat kadar şimdi sizlerle bu oyunu keşfedeceğiz. Böyle bir base'imiz var, sağ üstte kaynaklarımız var. Öncelikle bir tane karakter almamız gerekiyor. Bir 2-3 dakika bakabildim. 3 tane karakterimiz var. Basitçe Benedict'ten gidelim. 250 gold veriyoruz. Ve kendisini hoppa alıyoruz. Muhtemelen birazdan ölecek ama sıkıntı yok. Diğer upgrade'lere ileride bakacağım arkadaşlar. Ama öncelikle combat tarafını göstermek istiyorum. Ki oyunun büyük bir odağı zaten combat. Şu anda demo olduğu için sadece bir bölge açık. Ve paralı askerimizi bu bölgeye yolluyoruz. Milyonlarca zombi gelecek arkadaşlar üstümüze. Böyle top down, yukarıdan bakılan bir shooter oyunu. Ve bağımlılık yapabilir gerçekten. Oturup saatlerce oynadığımı hatırlıyorum. Vampire Survivors'ı. VSAD ile karakterinizi yürütebiliyorsunuz. Ve kendisi otomatik olarak hareket ediyor arkadaşlar. Ateş ediyor daha doğrusu. Siz tıklamıyorsunuz. Siz sadece yürütüyorsunuz ve 2 saniyede bir mızrağıyla ileri doğru vuruyor. Ve sonsuz zombi gelmeye başlayacak. Bizim amacımız da hayatta kalıp şunları da toplayabiliyoruz galiba. Yes. Sandıklara vurursanız da sandıklardan şey geliyor. Ve yukarıda da sarı olan şey experience'ımız. Zombilerden bir şeyler düşüyor. Onları toplarsanız level atladık. Ve her level atladığımızda 3 tane skill'den bir tanesini seçebileceğiz. Bir tanesi defansımızı arttırıyor. Bir tanesi yürüme hızımızı arttırıyor. Bu ise damage'ımızı arttırıyor. Ben yürüme hızımızı arttıranı alıyorum. Şöyle son anda zombilere doğru dönüp onlara nişan alabiliyorum. Aksi takdirde baktığı yere ateş ediyor. Ve diğer bir amacımız da sandıkları toplamak olacak ki galiba base'deki upgrade'lerde kullanacağız bunları. Bir sürü şey topladım. Gitgide kalabalıklaşacaklar. Bir level daha atladık. Şimdi daha önce seçtiğim level'ları ya upgrade'leyebiliyorum ki yürüme hızımı %10 arttırmıştım, %20'ye çekebileceğim veya yeni şeyler alabiliyorum. Ben şunu alacağım arkadaşlar, mızrağı alanla vuruyor galiba. Artık hem öne hem arkaya basabiliyoruz. Otomatik vuruyor tabii bunu. Ama ne kadar... Ve yeni koşan zombiler de geldi gördüğünüz gibi. Çeşitli farklı yaratıklar gelecek ve tek yemiyorlar. Daha da koşan zombiler geldi ve muhtemelen birazdan indirecekler beni. Shift'e vesaire basamıyorsunuz. Ve öldürdüğünüzde experience alamıyorsunuz. Gidip düşürdükleri şeyi toplamanız gerekiyor. Şu yerde gördüğünüz yeşil şeyler. Aksi takdirde level atlayamazsınız. O yüzden hem hayatta kalmaya çalıştığınız hem de öldürmeye çalıştığınız bir oyun. Defans almıyorum arkadaşlar. Ben mızrağı bir daha arttırıyorum ve bekleyebilirsiniz. Güzel bir skill gelene kadar bekleyebilirsiniz. İlk gelen skill'i almanıza gerek yok. Elbette şu anda hırpalamaya başladılar benim. Özellikle koşanlar yetişebiliyor. İyi ki yürüme hızını almışım. Hızlıca level atlamanız gerekiyor. Oyunun olayı bu. Ama bu paralı askerimiz %99 ölecek. Sağ üstte de görüyorsunuz 150 tane öldürmüşüm bile. Evac ready. Ha, kaçabiliyoruz. Şu anda bir kaçma noktası var sol üstte. Haydi oraya doğru gitmeye çalışalım. Ve bir tane boss geldi şurada. O bana vurursa muhtemelen ineceğim. Ama kaçmıyorum. Devam ediyorum. Risk budur. Level atladık. Mızrağı upgrade'leyebiliyorum, yürümeyi upgrade'leyebiliyorum. Yeni bir şeyler gelmedi. Ben mızrağı upgrade'liyorum. Alanı büyüdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mızrak daha geniş şimdi. Vurdum saldırı. Şöyle nişan alabilirsem bayağı indirebileceğim gibi. Kaçmıyorum. Biraz daha kapışmayı deneyeceğim. Bir level daha atlayacağım gibi. Yes. Kunai, ninja şey geldi, dagger'ı geldi. Yürüdüğün yere şey fırlatıyor, mızrak fırlatıyor. Ve birkaç skill üst üste alabiliyorsunuz, kombine oluyorlar. Ya da rastgele insanlara bomba atıyor. Ben bunu alıyorum. Şu anda otomatik yine her şey. Rastgele arkadaşlar 2-3 saniyede bir
3 tane bomba fırlatıyor. Ve insanlar şeyleri indiriyor. İnsan değiller, zombileri indiriyor. Ve şu anda 2 tane skillim var. Bir de yürüme hızımı arttıran buff var. Şu boss'u indirebilir miyim? Ona odaklanıyorum. Şu anda boss'un canı çok fazla. Paso boss'a vuruyorum. Çünkü güzel bir şeyler düşürebilir. İnmiyor gerçekten boss. İndi. Boss'u indirdiğimde dehşet şey geldi. Mızrağı da alıyorum. Mızrak diyorum, kunai. Dagger da aldım. Şimdi bir tane de rastgele dagger atıyor. Boss'u öldürünce 2 level atladım. Bir tane daha upgrade dedim. Ve baktığım yöne arkadaşlar saniyede bir 1-2 tane dagger fırlatıyor artık. Fena değil. Böylelikle bir sürü yeteneğim var şu anda. Ve 8 level oldum. 500 zombi indirdim. Bir tane daha boss geldi. Hem roket atıyoruz. Hem mızrağı çift yöne vuruyorum. Hem de dagger atıyoruz. Şu sandıkları toplayalım çünkü base'i upgrade'lemek için gerekecek bu malzemeler. Can doldurucu nasıl işliyor bilmiyorum. Galiba bulabilirsiniz galiba. Ben sandık toplamaya odaklanacağım biraz. Okey, bir tane skill buldum şu anda. Şu boss'u indirdim. Boss'u indirince çok fazla experience geliyor. Şimdi her şeyi upgrade'lemeye devam edeceğim. Artık daha fazla bomba atacağız. Bu müthiş bir buff ya. 30 saniyeliği nefes ayrı ama güzel bir buff bulduk. Şimdi yerde sürülenler gelmeye başladı. Canım da azaldı bu arada. Yerdeki mavi şeyler daha güçlü zombilerden düşüyor. Daha çok experience. Ben roket yürüme hızımı biraz daha arttırıyorum. Çünkü yavaştan yetişmeye başladılar bana. Roket atar şahane çünkü hep zombilere dönük olmuyorum. Roket atar otomatik vuruyor. Mızrak ve fırlattığım daggerlar genelde önüme vuruyor. Önüm de boş oluyor. Şöyle dönüp vurabilirim aslında. Her yerde experience var. %30 damage'ımı arttırıyor. Ha, bu da fena değil aslında. Her şeyin damage'ını arttırıyor ama kullanmıyorum. Ben roket atarı upgrade'lemeye devam ediyorum. Şu yerde bir şey var. Ne bu? Ve ilk oynadığınızda bu tarz oyunları, işte Vampire Survivors da var. Oo, etrafımızı sardılar. Çıkmamız lazım. Sonsuza kadar gider zannediyorsunuz ama ölüyorsunuz bir nokta sonra. Kaçınılmaz. Şuradan kaçabiliyoruz. Kaçtım. O kadar kalabalık gelecekler ki birazdan darmadağın edecekler beni. Level atlamam lazım. Şu boss'u indirirsem güzel olacak ya. O bana tek atabilir muhtemelen. O yüzden dikkat etmem lazım. Şunlar patlayıcılı mı? Yeşiller. Biraz korkutuyorlar. Patlayıcılı olabilir. Yok, patlamıyorlar. Ama bayağı hızlandılar. Bayağı hızlandılar. Ve şöyle sürüler gelecek arada sırada. Üstünüzden geçmeye çalışacaklar. Geri dönüp experience'leri toplamam lazım. Yoksa öleceğim. Aa, ilk yardım çantası varmış. Buldum. Birazcık canım doldu. Ve canları çok arttı gördüğünüz gibi artık. Kolay kolay öldüremiyorum. Şu gold ne? Kolay kolay öldüremiyorum artık. Ve damage'ınızı yükseltmezseniz dikkatli bir şekilde bir noktadan sonra öldüremiyorsunuz hiçbir şeyi. Ki öyle bir durumdayım. Level atlayacağım. Yes. Mızrağın damage'ını arttırabilirim. Roket atarı arttırabilirim. Mızrağın damage'ını arttırıyorum arkadaşlar. Çünkü hem öne hem arkaya vuruyor. Yine kurtarma şeyi var. Büyük bir zombi daha geldi. Oo, ölüyorum.
Oraya gidersem karakterim kurtuluyor. Ama galiba kaldığım item, topladığım itemları saklamak için gitmeme gerek var mı emin değilim bu oyunda. Belki de gerek yoktur. Mesela şuraya giderseniz galiba kurtuluyorsunuz. Ama yapmayacağım dediğim gibi. Helikopter geldi. Ben ölene kadar devam etmek istiyorum. Gitti zaten helikopter. Senle mi uğraşacağım dedi. Evet. Şunu alalım. %10 bütün damage'larımızı arttırıyor. Bu da mızrağım olsun, füzeler olsun, attığım dagger'lar olsun. Her şeyin damage'ını arttırdı. Aslında avantajlı. Şu boss'ları indirmem lazım artık. Experience gelmiyor. 1500 tane öldürdük şu anda. Ve ekran kırmızılaşmaya başladı. Çünkü canım azaldı. Bosslar tek atar muhtemelen bana. Henüz ölmedim. Aşırı keyifli ya. Aşırı keyifli. Nefes alıp verişini duyabiliyorum karakterimin. Mızrağım keşke daha geniş bir alana vursa. Okey, öldüm. Ölmedim. Yeni bir şey geldi mi? Yürüme hızımı arttırabilirim, damage arttırabilirim. Mızrağın alanı artıyor, hem de damage artıyor. Onu yaptım. Daha da büyüdü gör. Heh. Oo, süper. Süper, hayatta kalmam lazım. Öldüm. Bir canım var arkadaşlar. Nefes alıp verişimi duyabiliyorsunuz. Müthiş bir experience var burada. Sandık buldum. Ne işe yarıyor? Skill upgrade'i aldım. Mızrağı bir tane daha upgrade'ledim. Bombayı bir daha upgrade'ledim. Böyle sandıklar da bulabiliyorsunuz demek ki. Nereden düştü bilmiyorum. Şansa mı buldum? Bunu da upgrade'ledim. Neredeyse max level'a gittiler. Çelik yelek almıyorum arkadaşlar. Bence bu oyun saldırı odaklı bir oyun. Savunmaya odaklanırsanız etrafınızı sarıyorlar çünkü. Bir tane can doldurucu bulmam lazım. Koşmaya başladılar deli gibi. Öldüm. Güzel. 10 dakika dayandık neredeyse. 2100 tane öldürdük ve 16 level'a çıktık. Revive var. Kullanmıyorum. Exit diyorum. Ve achievement'lar vesaire geldi. Topladığımız şeyleri görüyorsunuz. 1800 para, yemek, araç gereç, chip. 6 tane boss indirmişim. Exit diyorsunuz ve diliyorum ki bunlar şu anda base inşaatımızda kullanabileceğimiz şeyler. Geldi galiba, aynen, bu kadar param yoktu. Şimdi base'e gidecek olursak, şimdi adamımız öldü, yeni adam almamız gerekiyor. Sebastian, Rick, bunların farklı silahları ve klasları var. Bunun SMG'si var mesela. Bunun mızrağı var. Hepsi farklı çalışıyor. Onun dışında HQ'ya gidersek ne oluyor? Burada upgrade'ler var. Bunları yapamıyorsunuz. Ya da bir tane adam alalım öncelikle. Mızrak mı olsun? Silah deneyelim arkadaşlar. 200 ya da refresh atabiliyorsun. Refresh attım. Mızrak, silah. Çok farklı silah yok. Shotgun. Bunu aldım. Joel diye yeni bir karakterimiz var. HQ'da bir sürü upgrade var. Ama bunları açamıyorum. Mesela 40 level'a ulaşmam gerekiyordu. Öyle bir şeye ulaşmadım. 25 level. 12 dakika dayan. Ben 9 dakika dayanabildim. 5000 zombi öldür. Bir sürü achievement var. Bunların hiçbirini yapmadık. Değil mi? Unlocked. 10 tanesi açık diyor da ben görmüyorum bunların hiçbirini. Bu arada base'in level'ını da upgrade'leyebiliyorsunuz. Upgrade'ledim bakalım. Bilmiyorum. Onun dışında
burada enfeksiyonları kaldırabiliyorum, mutasyonları kaldırabiliyorum. Şu anda daha sık bir şekilde helikopter gelmesini sağlayabiliyorum. Böyle milyon tane base'de upgrade var. Oynadıkça puanları kasıyorsunuz. Workshop'ınızı upgradeleyebiliyorsunuz. Silahlarınızı, armor'ınızı upgradeliyorsunuz. Bakayım. Yes. Mesela silahımı, damage'ını 10'dan 11'e çıkardım. Armor'ımı 1'den 2.5'a çıkardım. Böyle. Bayağı param var aslında. Aa, şimdi yetmiyor. Biraz maliyetli bir hale geldi. HQ'yu upgrade diyor. Böyle. Ha, buradan yapıyorsunuz. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yani oyun bir döngüden ibaret ama nispeten keyifli bir döngü. Silahı bir daha upgrade dedim. Armor'ı bir daha upgrade dedim. Gym var arkadaşlar. Burada skill'leriniz var. Bir sürü şey var gerçekten. Skill point'im nedense yok. Nasıl kazanıyoruz bilmiyorum. Can doldurması, daha fazla ateş etmek, armor, damage, maksimum can. Bir sürü skill var. Bunları kazanabiliyorsunuz. Bir şekilde kazanıyorsunuz. Ben bilmiyorum şu anda. Çünkü yeni oynuyorum. Belki de level atlaması vesaire gerekiyor. Aynen. Geri kurtarmam gerekiyor olabilir. Başka ne var? Birkaç bir şey daha var. Gym, workshop'ta silahları upgrade'liyoruz. Buradaki upgrade'ler var. HQ var. Birden fazla adam belki alabiliyoruz. Aynen. Onları kasabiliyorsunuz diye biliyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ben veda etmeden bir tur daha deneyeceğim arkadaşlar. Ve helikopterle kaçmayı deneyebiliriz. Ve zorluk seviyesi de var. Ben noob, ben dandik'te oynuyormuşum. İleride bunlar açılıyor. Ben bitiremedim onu. Legend'a kadar gidiyor. Yani süper kolay versiyonunu oynadık. Müthiş zorlaşabiliyor bu. Böyle döngüsel bir survival combat roguelike oyun. Dediğim gibi Vampire Survivors diye bir oyun var piyasada. Onun bir noktada klonu. Shotgun yakına vuruyor. Beğenmedim. Pek beğenmedim. Neyse, güzel skill'ler alırız belki. Maksimum canımı arttırma, yürüme hızımı arttırma. Alana vurmak. Güzel, etrafa el bombası fırlatıyor otomatik olarak. Fena değil. Ne kadar alana vuruyorsanız o kadar iyi arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gelebileceğiz. Bomba bayağı iyiymiş. Grenade Launcher'ı da attım. Şimdi iki tane bombamız var yani. Damage odaklı arkadaşlar oyun yani. Etrafa bol bol vurmanız gerekiyor. Grenade Launcher. Bu arada shotgun nereye sıkıyor? Düşmana sıkıyor. En yakındaki düşmana otomatik dönüyor. Bu çok güzel. Mızrağa kıyasla daha güzel. Ve mesela bir yetenek aldım. Hepsine elektrik şoku verdi gördüğüm kadarıyla. Böyle sandıkları kovalamanız da gerekiyor aslında. Çünkü çok enteresan yetenekler, skill'ler geliyor sandıklardan. Bu sefer hedefim 10 dakika dayanabilmek. Shotgun'ı upgradeleyebiliyoruz. Quick Hand. Daha hızlı reload yapıyor. Reload arkadaşlar bütün silahlarımızı daha hızlı bir şekilde sıkacak. Ki gayet iyi. Elimizdeki shotgun, attığımız füze, yana attığımız el bombaları, bunların hepsinin reload hızını arttırdı. Ki bayağı iyi. Güzel skill'ler aldık. Ama yürüme hızını da almak istiyorum. Yürüme hızı bayağı önemli. Ve shotgun'ı otomatik sıkması doğru açıya müthiş. Bunların hepsi süper. El bombası 4 taneye çıktı. 4'lü 4'lü sıkıyorum artık. Çok sağlam bir şeyim var. Ateş gücüm var şu anda. Kunai'ye gerek yok. Çünkü baktığım yere atıyor. Benim hoşuma gitmiyor. Şunu upgrade'liyorum. Çünkü genelde düşmanlara bakmıyorum. Kaçtığım için arkamda kalıyorlar veya farklı açılarda kalıyorlar. Yani iki strateji var aslında, belki daha fazla. Biri etrafınızda çember çizmek. Mesela kaçabiliyoruz şu anda. Kaçmayacağım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Biri çember çizmek. Diğeri de haritayı gezip sandık bulmak. Sonra öldürdüğünüz noktalara geri gelmek. Çünkü experience'ları toplamanız gerekiyor bir türlü. Ben çember çizmeyi bayağı seviyorum. Ve geçen ele göre çok hızlı öldürüyoruz. Bu damage'ı arttırıyor.
Shotgun'ın cooldown'ını arttırıyor bu da. Shotgun. Damage'ı arttırmayacağım. Belki bir tane daha yetenek ekleyebilirim. Yani yürüdüğünüz yere aşırı dikkat etmeniz gerekiyor. Ufak tefek aralıkları bulmanız gerekiyor. Yoksa kafanıza vuruyorlar. Boss'u indirdim mi? Yes, şurada altın para var. Boss'u indirdim. Oradan müthiş experience geliyor. Bu ne? Bir bulut çıkarıyormuş. Bütün düşmanlara vuruyormuş. Deneyelim. Ha, etrafıma gelen düşmanlar arkadaşlar damage yiyor. Kaç yiyorlar? 5. 5-5 damage yiyorlar. Gayet iyi. O alanı büyütebilirsem etrafımda böyle bir damage vuran alan var artık. Şu boss'u indirmem lazım. Müthiş para veriyor. Para değil de experience veriyor. Yüzlerce canı var ama onun. Çok iyi. Çok iyi. Mesela etrafımdaki alan 3 metreden 4.2'ye çıktı. Daha geniş bir alanda damage vuruyorum. Yani yanıma gelenler damage yiyor. Ama o kadar yüksek bir damage değil muhtemelen. Öldürecek kadar. Bir tane daha boss indi. Oradaki altın parayı da experience'i de aldım. Gayet iyi gidiyoruz. Yürüme hızımı arttırsam mı? Maksimum can istemiyorum. Gerek yok. Can odaklanırsanız ölürsünüz. Damage'ı arttır. Damage'ı arttırıyorum. Yürüme hızı güzel olabilirdi. Çünkü etrafımı saracaklar. Ama her şeyi öldürürseniz arkadaşlar etrafınızdaki yürümenize gerek kalmaz. Öyle bir teori de var. Yürüme hızı sadece kaçanlar için gerekli. Deli gibi experience var burada. Ve mesela bu sürünenler bayağı vuruyor. Canları istemiyorum. Yürüme hızını almak zorunda kaldım. Ölüm yağdırıyoruz. Bu arada şu anda demo aşamasında Steam'e gidip indirebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra. Bence çok keyifli. Denemenizi tavsiye ederim bu tarz bir oyun oynamadıysanız. Bağımlılık yapıyor. Ne yapalım? Grenade launcher upgrade'leyelim ve bir sürü füze ve bomba atıyoruz şu anda etrafımıza. Onlarca. Biraz sandık açalım mı? Güzel şeyler gelebilir. Ve normal zombilerin ötesinde dalgalar da geliyor arada sırada. Mesela şu anda etrafta olduğu gibi. Onlar bir süre sonra içeri gelecek diye biliyorum. Yürüyecekler diye biliyorum. Evet, yürümeye başladılar mesela. İçeri doğru yürüyorlar yavaştan. Ve bir süre sonra sıkışıyorsunuz. O yüzden o şeyden kaçmanız gerekiyor. Sıkıntılı durumdan. Mesela boss'u indirdim. Şey de geldi. Sandık düştü. Sandıktan da direkt upgrade geliyor. O yüzden boss'ları indirmek çok önemli. Etrafındaki alan biraz daha arttı. Şimdi genişledi. Ve pop 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 shotgun. Şunu upgrade diyelim. Güzel. Ve daha çok da vuruyor muhtemelen. Yine buraya girdim. Oraya girme. Orada arası kapanan bir tuzak. Ama şuradan kaçabilirim. Güzel. Kunai. Yapacak bir şey yok. Dagger fırlatmaya başladık. Defans şeylerini almayı hiç sevmiyorum. Yürüdüğüm yere fırlatıyor ve boşa sıkıyor gördüğünüz gibi. Onun yerine nişan alan şeyler çok daha kuvvetli. Otomatik scan ya da alana vuranlar. Biraz canları arttı bu arada. Artık o kadar kolay öldüremiyorum gördüğünüz gibi. Evet, damage'ım yetmemeye başladı. Gitgide canları da artıyor. Bir sürü altın şey var yerde. Şunları toplamam lazım. Boss'lar patlamış ben bakmazken. Güzel.
Damage'ımı arttırıyorum. 6 dakika mı oldu halen? Diğer karakterle 10 dakika dayanmıştık. Bu birazcık zorlaşmaya başladı şu anda. Yürüme hızı falan mı alsam? Bayağı zorlaşmaya başladı ve experience gelmiyor doğru düzgün. Çünkü öldüremiyorum karakterleri. Öyle bir şey de var. Mesela can upgrade'lerini verirsiniz bu oyunda. Öldüremezsiniz düşmanları. Daha yavaş öldürürsünüz. Daha yavaş level atlarsınız. Ve tepenize binerler. Çünkü gitgide sayıları artıyor. Sizin level'ınızdan bağımsız. Geçen süreye göre kuvvetleniyorlar. Yürüme hızını biraz daha arttırdım. Haydi silah upgrade'i gelsin bir tane güzel. Hoş geldi, bunu indirmek istiyorum. Yes, sandık geldi. Etrafındaki alan daha da arttı. Damage'ı da arttırdım. Daha çok boss gelsin ya. Şahane experience veriyorlar. Bana daha hiç vuramadılar. Muhtemelen 2 atabilir o bosslar. O yüzden riski de var aslında. Etrafımdaki alan 13-13 vuruyor artık. Kaç canları var acaba? Şeyleri indiriyor. Şu çıplak zombileri direkt indiriyor etrafımdaki alan. O yüzden üstlerine doğru koşabiliyorum. Çok iyi. Reload hızını arttırıyor. Bu güzel ama etrafındaki alanı etkilemiyor mesela. Ama el bombalarını vesaire etkiliyor. Verelim. Çünkü etrafındaki alan anlık vuruyor. Reload yapmadığı için. Mesela stratejiniz de, skill'leri de ona göre seçmeniz gerekiyor. Okey. O neydi? Artık daha hızlı sıkıyoruz shotgun'ı vesaire. Füzeler de öyle, her şey öyle. Şuradaki zombi boss'u indirmek istiyorum. Ama yaklaştırmıyorlar. Ki etrafımdaki alan çok iyi. Çok iyi. Kunai'yi upgrade'ledim. Bayağı iyi. Geleni eritiyor. Boss indi galiba. Ama düştürdüğü şeyi göremedim. Etrafındaki alan çok iyi vuruyor arkadaşlar. 13-13 vuruyor ve eritiyor şu anda. Ama şey gibi hissediyorsunuz. Ölmem diyorsunuz ama bir süre sonra çok kuvvetleniyorlar. Belki de ilk level'ı geçebiliriz ya. Şu anda çünkü en kolay zorluk seviyesindeyiz. Şu damage'ımı arttırıyorum. Noob seviyesinde oynuyoruz. Mesela kaçabiliyoruz şu anda ama kaçmayacağım. Ne kadar gidiyor merak ediyorum. Bir boss daha gördüm. Onu da indirelim. Şu anda sağlam zombiler geldi. Şunlar ölmüyor. Tank zombiler geldi. Bayağı tanklar. Grenade launcher upgrade dedim. Bayağı tanklar. Ölmüyorlar. Shotgun'la taramama rağmen ölmüyor arkadaşlar şu yeni gelenler. Şurada can doldurucu alacağım. Sıkıntı. Ve 10 dakika dayandık. Bir önceki rekorumu kırdım. Biraz daha iyi gidiyoruz. Aşırı zevkli bir oyun. Gidin indirin lütfen demosunu. 2 boss geldi. Ve yine etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Ve sarıyorlar da. Şu anda çok kuvvetli şunlar. Mesela alanım bile işlemiyor. Öldüremiyorum etrafımı saranları. Ama çok yavaş yürüyorlar. O yüzden alırım diye düşünüyorum. Grenade launcher'ı bir daha upgrade dedim.
etrafımdaki alanı... Mesela reload speed'i var etrafımdaki şeyin. Enteresan. Belki de vardır. Bir sandık daha bulduk. 5000 zombi indirmişiz arkadaşlar. 4981 grenade launcher maxlandı. Haydi bakalım. Belki sonu vardır. Belki sonu vardır ve ulaşabiliriz. Ama kaçmamız lazım. Canım kalmadı. Şu alandan çıkmam lazım. Çıktım. Ve bir tane can doldurucu sandık bulmam lazım. Acilen. Çok hızlandılar bu arada. Hızımızı arttırdık. Yukarıdan nükleer şeyi fırlatan bir tane skill buldum az önce kafalarına. Meteor düştü. Haydi can doldurucu. Bu ne? Bilmiyorum. Buff'ları da bilmiyorum yerden aldığım. Bilsen. Şahane olabilir. Base'e gidip mesela skill'leri açarsanız regen vardı. Canınızı doldurma düzenliyorlar. Böyle bir şeyim olsa canım çok az bile de olsa. Şahane olabilirdi. Ve kalkanlar geldi. Oo, game over. Bunlar ne? Kalkanları var. Onlar şahane tank muhtemelen. İlk şeyler var. İtfaiyeci gördüm. Değişik değişik şeyler geldi. Kalkanlar yakacak bizi. Kalkanlar ölmüyor. Şu boss'u indirelim. Ölmedi. Yes, shotgun'ı... Etrafımdaki alan 5 metreye çıktı. Burada yemiyorum. Sandıkları alalım. Haydi can doldurucu. Para geldi. Yok. Etrafımdaki alan şahane oldu. Ama yetmiyor. Çok mu fazla geliyorlar? Bana mı öyle geliyor? Çok fazla geliyorlar arkadaşlar şu anda. Kalkanlar ölmüyor. Kalkanlar ölmüyor. GG'yiz galiba. Helikoptere kaçmayacağım, önemli değil. Ne kadar gidebilir onu merak ediyordum. 15 dakika olsa çok mutlu olurdum. Gelemedik 15 dakikaya. Ve level atlayamıyorum şu anda. Çünkü hiçbir şey öldüremiyorum. Sandık bulmam lazım. Bufflı bir sandık bulmam lazım, yoksa öleceğim. Defansı mı arttırsam şu noktada? Haydi defansa bir tane verdim, yapacak bir şey yok. Kalkanlar ölmüyor. Yandık. Şu sandığa gitmeye çalışıyorum. Ah! Hayır. Bir canım kaldı. Öldüm. 14 dakika, 28 level olduk. 7000 zombi. Güzel dayandık arkadaşlar. Güzel dayandık. Ve işte base'inize dönüyorsunuz. Upgrade'lere devam ediyorsunuz. Yeni karakterler açıyorsunuz. Silahlarını, zırhlarını, skill'lerini, pasivlerini upgrade'liyorsunuz. Ve böyle bir döngü. Daha en kolay seviyesi bu. Epey bir vakit ayırabilirsiniz. Bence çok keyifli bir oyun. Bu hoşunuza gittiyse Vampire Survivors oyununa da bakın. Demo aşamasında şu anda indirip oynayabilirsiniz. Mesela bunun silahlarını upgradelememişim. Diğer karakterin. Şunları, skill point nereden geliyor bilmiyorum. Bakarsınız artık arkadaşlar. Yeni haritalar da açılıyor, questler açılıyor, zorluk seviyeleri açılıyor. Bence çok keyifli bir aksiyon oyunu. Yani vakit dağıtmak, kafanızı dağıtmak istiyorsanız tavsiye edebilirim. Şimdi gidip demosunu indirebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.